lazım. Zamanı gelen gidecek, zenginler bedel verecek. Askere fakir gidecek, vay 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 vay. Fakire vuruyor, giden fakire vuruyor. Zenginler bedel veriyor, askere garip gidiyor. Ezen fakiri eziyor, ezen fakiri eziyor. Bu meydanı boş buldular, eşkıyalar kol geziyor. Vatan borcu, namus borcu, fakirde karar kıldılar. Vay 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 vay. Vuran fakire vuruyor, gelen fakire vuruyor. Zenginler bedel ödüyor, askere fakir gidiyor. Gelen fakire vuruyor, giden fakire vuruyor. Zenginler bedel veriyor, askere fakir gidiyor. Haksızlıktır beni üzen, ahrolsun fakiri ezen. Bahattinim bedelim yok, olmaz olsun böyle düzen. Vay 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 vay. Fakiri eziyor, giden fakiri eziyor. Bu meydanı boş buldular, eşkıyalar kol geziyor. Neden fakiri eziyor, giden fakiri eziyor. Bu meydanı boş buldular, eşkıyalar kol geziyor. Sen ne ettin Bahattin abi? Bahattin abi, bunu yeni mi yazdın? Sanki buraya gelirken yazmış gibisin maşallah. Askere bile fakirler gidiyor mi? Efendim? Askere bile fakirler gidiyor. Tabii, tabii, öyle. Parası olan? En düzen parası olan parayı veriyor, gitmiyor. Gitmiyor. Parası olan askere gidiyor. Ya bu öyle ülkeyi beklerine de fakirler, öyle, öyle mi? Öyle, öyle değil mi? Öyle ya. Öyle. Öyle. Bir de ne diyorsun? Fakiri ezenler... Evet. Fakiri ezmeyin. Bu meydanı boş buldular. Boş. Eşkıyalar kol geziyor. Kol geziyor. Yüreğine sağlık abicim. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ve değerli dostlar, Çakırçalı Derneği genç bir yönetimmiş. Başkan öyle diyor. Birazdan göreceğiz. Ben de istiyorum ki her derneğimizde gerçekten de gençlere ağırlık verelim. Gençlere önem verelim. Gençlere ve kadınlara da. Kadınlar da derneklerde olsun ki kadınların eli değdiği yerde gerçekten bereket var, başarı var. Bunu da biliyoruz. Ben istiyorum ki az önce başkanla da konuşurken yönetimi bir böyle alalım. Siz de yakinen görün ekranları başındaki, uzaktaki Çakırçalı dostlar da dernek yönetiminde kimler var bir yakinen görsünler istiyorum. Kadın kolları başkanımız Cansu Saper, gençlik kolları başkanımız Sercan Baran, Yakup Aldemir, Deniz Maral, Güngör Aldemir, Abidin Kurt kardeşlerim, buyurun. Efendim hoş geldiniz. Hoş geldin kardeşim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
Hoş geldiniz. Buyurun başkanım. Neler söyleyeceksin başkanım? Turancığım görüyorsun değil mi? Şu güzelliğe bak. Şu gençliğe bak. Kaç yıldır program yapıyorsun biliyorum. Hiç şöyle bir yönetim konuk ettin mi? Allah aşkına söyle. Vallahi genç. Bir de programın başında diyordum benden yakışıklısını istemem diyordum. Bu abi senden daha yakışıklı. Benim yönetimim hariç. Benim yönetimim dışında. Ha, tamam istisna. Peki. Peki yüreğine sağlık. Bir şey söylemek ister misiniz dostlar? Ben söyleyeyim lütfen. Buyurun, peki. Arkadaşlar gerçekten ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Cansu Saper'e. Cansu Saper'imiz öğrencidir. Daha bu sene okulu bitiyor. Ne güzel. Ercan, Sercan özür dilerim. Sercan Baran kardeşime, Yakup abime, Deniz mali müşavirdir kendisi. Güngör kuyumcudur ama bütün zamanı bizden daha çok harcıyor. Abidin bir dönem benden bir dönem önce başkandı. Bir dönem dinlendirdik, tekrar geri yönetimi aldık. Dedik ki yok sen genel arada bekleme, sana göre değil beklemek, gel buraya dedik. Bu dernek tozunu yutan zaten uzaklaşamıyor, bir gerçek. Ama biz her dönem yönetime yeni genç yüzler kattık, gençler kattık. Evet. Hem dernekçiliği öğrensin, gelecekte teslim edelim diye. Bir yönetimden önceki bir yönetimde de Selma Baran burada kendisi, yine çok teşekkür ediyorum. Fatma Baran, derneğimize çok şey kattılar. Gerçekten çok teşekkür ederim. Onların yüreğine sağlık. Stüdyoda bulunan dostlarımıza bir alkışlar mıyız dostlarımızı? Çok teşekkür ediyoruz. Şöyle alayım size. Çok teşekkürler. Sağ olun efendim. Çok teşekkürler. Yağmur mesajlarımızı da paylaşalım lütfen. Çakırcalı Dernek Yönetimi'nin başarılarının devamını diliyorum. Yönetimde bulunan canım babam Deniz Maral'ı öpüyorum. Asya Maral. Ben Hacı Bektaş'tan Asya Bektaş, Ayhan Enişten stüdyodaki teyzem ve Damla ablama selam gönderiyorum. Selam Darıca'dan Şener, ben Leveke'den Karacümün torunuyum. Değerli üstadlara saygı ve hürmetler Ergene ailesi. Ben Hacı Bektaş'tan Tuğtekin Bektaş bacanığım, Ayhan Kalender'e sevgilerimi gönderiyorum. İyi yayınlar. Selam, ben Tokat Reşadiye Danışment Köyü Muhtarı Aydan Koç Yiğit. Programınıza başarılar dilerim. Şu an sizi Tuğrul Korkut kardeşimle izlemekteyiz. Sıradaki türkü tüm danışman köyü, gurbetçi ve köylülerime gelsin. Ben Turhal'dan Sakin Ekur. Sıradaki türkü Çakırcalılara gelsin. Onlarla gurur duyuyorum. Anıl kardeşimize sanat hayatında başarılar dilerim. Yolu açık olsun. Turan abi size de yayın hayatınıza başarılar dilerim. Anıl kardeşimizden bir türkü rica edecektim. Çambulak Köyü'nden Erkan Yürekli. İzmir'den saygı ve sevgilerimle herkese selam olsun Gökhan Kurt. Ben Hacı Bektaş'tan Aliye Bektaş. Ayhan Eniştem stüdyodaki ablam ve damlama sevgilerimi gönderiyorum. Başta sevgili Başkan Ayhan olmak üzere tüm dost ve köylerimi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. İbrahim Kurt Kuşadası. Ben Aydın'dan Fatma Baran enişteme sevgilerimi gönderiyorum. Başarılar diliyorum. Ben Kuşadası'ndan Satı Baran damadım Ayhan'a. Stüdyodaki kızım ve torunuma sevgilerimi gönderiyorum. Ben Anıl Günel'in anasını Zimi Aslan. Yeğenime bu yolda başarılar dilerim. Tüm akrabalara saygılar, selamlar. Başkanımız Ayhan Bey ve yönetim kuruluna başarılar diler. Tüm hemşerilerime selam ve saygılarımı sunarım. Emekli memur Seyfettin Tosun. Biz Çakırcalı Köyü'nden Melih Tosun, Özge Tosun, Eren Tosun. Dernek başkanımız Ayhan Kalender'e ve oradaki köylerimize selamlar olsun. İyi akşamlar. Ben Mehmet Ali Kalender. Ayhan Kalender'e başarılar. Çakırcalı Köyü yönetiminin başarılarının devamını diliyorum. Tüm halkımıza iyi eğlenceler diliyorum Sadık Kışıkçı. İyi akşamlar, ben İzmir'den Münevver Mehmet Erkol. Sevgili Ayhan abimize başarılarının devamını dileriz. Seni çok seviyoruz abicim. Oradaki bütün akrabalarımıza selamlar. Sevdamız Tokat başlayalı 5 yıl olmuş. Dün gibi bir hafta beklemek yıl gibi, başarılarının devam etmesi dileğiyle Ankara'dan Sıla'ya selamlar demiş Cemal Çakır. Merhaba, ben Çambulak Köyü'nden Kemal Şahin. Açma bugün perdeleri türküsünü istiyoruz. Çakırcalı Köy Derneğimizin tüm yönetim kuruluna ve oradaki tüm misafirlere selam ve saygılar demiş Nurettin Tosun. Ben Gülcihan Dernek Başkanı ve değerli köylerime selam ediyorum. Ben Çakırcalı Köyü'nden Kazım Baran, köylerime başarılar dilerim. Dilerim, evet. Bir türkü arasından sonra devam edelim. Çünkü konuklarımız da bekliyor. Görüşlerini alalım, fikirlerini alalım. Sonra mesajlarımıza devam edeceğiz. Evet, programımızın bu bölümünde de stüdyomuza kadar gelen dostlarımız var. Onların da görüşlerini, fikirlerini alıyoruz. Kısa kısa olsun lütfen. Çakırcalı olsun ve güncel konular olsun istiyoruz. Başkanım ben bir gideyim bakayım ne diyecek konuklarımız. Efendim hoş geldiniz. Kim ne söylemek ister, kim ne konuşmak ister? Önce nezaketen soruyoruz. Yoksa zorla mikrofonu bırakıp gitmek istemiyoruz. Ablam konuşacak bir. Oraya geleceğim. Buradan konuşmak isteyen. Başkan niye konuşmuyorsun? Olsun. Sen konuş, onlar da konuşturur. Buyur başkanım. Kısa olursa herkese konuştururuz. İyi akşamlar diliyorum. İyi programlar. Size şahsınızda teşekkür ediyorum Ekin TV'ye. Bugün hayallerimizin gerçek olduğunu görüyorum.
Ayhan Başkan'ı kutluyorum genç ekibiyle beraber. Türkiye'ye ve dünyaya köylüsünü tanıtıyor ve Çakırcalılardan gurur duyuyorum. Bu istikamette giderlerse birliğimiz, beraberlerimiz, okuyacak gençlerle beraber daha da şahlanacağız diye teşekkür ediyorum başkanım. Eyvallah başkanım. Çok teşekkürler başkanım. Ben teşekkür ederim. Eyvallah. Sağ ol, yüreğine sağlık. Evet, buradan konuşmak isteyen ablamız konuşacaktı. Abla ayağa kalkalım lütfen, ayakta konuşalım. Önce başkanımıza başarılar. Yakın tutalım. Evet. Önce başkanımıza başarılar diliyorum. Birlik, beraberlik istiyorum. Oğlum askerdeki oğluma selam ediyorum. Eller, gözlerinden öpüyorum. Babama, anneme selamlar, sevgiler gönderiyorum. Eyvallah. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. Buradan başka? Peki. Köy için konuşacağım dedi. Merhabalar, ben Yusuf Saper. Daha öncesinde de köyümüz derneğinde de yönetimlerinde de bulunduk. Değerli başkanımıza da yönetimde bulundum. Değerli başkanıma ve dernek yönetimine tebriklerimi sunuyorum. Ve aynı zamanda Zile Belediyesi'ne buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Malumunuz Çakırçalı Köyü Hocabeden etkinlikleri yapılıyor her yıl. Köyümüzün yolunun yaptırılması için Zile Belediyesi'ne buradan bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Çok teşekkür, ediyorum. Sağ ol. Sağ ol abicim. Sağ ol. Yüreğine sağlık. Buradan konuşmak isteyen ablamız konuşacak. Öncelikle başkan amcamın oğlu kendisi. Ayağa kalkabilir miydi? Çocuk da var gerçi ama. Çocuk olduğu için bir de babaannesini de göstermek için açıkçası aldım. Başkanımıza buradan başarılar diliyorum. Öpüyorum tekrar. Eyvallah, bu kadar. Ana sen de mi konuşacaksın? Bu ana ayağa kalk. Ayağa kalk da kamera görsün. Ayağa kalk ana. He ayağa kalk. Mikrofonu yakın tut ana. Pınar Köyü'ndenim. Damatlarıma, çocuklarıma selam eder. Gözlerinden öperim. Eyvallah. Yeter. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Buradan konuşmak isteyen. Başkan sen. Hızlı hızlı konuşuyoruz. Yaylakent Köyü Dernek Başkanı Hurşit Aligüzel. Ayhan Başkan'a, yönetimine, konuklara iyi akşamlar diyorum ve başkana başarılar diliyorum. Haftaya gecesinde yönetim olarak, Yaylakent Köyü yönetimi tam kadro gecedeyiz. 22 Şubat'ta da buradayız. Biz de kendilerini buraya bekliyoruz. İyi akşamlar diyorum. Eyvallah başkanım. Teşekkür ediyorum. Peki, ayağa kalkalım. Herkese iyi akşamlar. Yakın diliyorum. Tut abla mikrofonu. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bir dörtlük okumak istiyorum. Hadi bakayım. Bu toplanıp dağılmalar ne oluyor yüksek düzeylerde? Neden alçak gönüllü değilsiniz? Sözünüz mü geçmiyor birbirinize? Hangi dilden konuşuyorsunuz? Barışsa eğer istediğiniz, kardeşlikten başlayın bu işe. Ah uzak görüşlü yetkililer, bıraksanız da büyük sorunları bir yana, biraz da ulusunuz için, halkınız için konuşsanız, çocuklarınız için. Kökleri kuruyup gitmeden Rıfat Ilgaz. Eyvallah. Herkese iyi seyirler. Çok teşekkürler. Şapkalı dayı, sen konuşacağım mı, konuşmayacağım mı? Ağır duysun, biz seni duyarız o zaman. Bir ayağa kalk da bir şey söyleyeceğim mi? Bir şey söyleyeceğim mi diyorum. Dur bir dakika, anlaşacak dayımla. Dayı, adını soyadını söyle, nerelisin onu söyle. Ne diyor, anlamıyorum. Doğru söylüyor, ağır duyarsa nasıl anlasın? Adım Alaçgar. Nerelisin? Tokat'ın Zile Kazası'nda. Hangi köylü? Çakırçalı. Ha? Bizim köylüymüş işte bak. Dayı çok zor soru sordun. Ben Almuslu'yum dayı. Olur. Tanıyamadım da. Selam kelam var mı? Buyur. Birine selam göndereceğim mi? Anlamıyorum. Yok anlaşacak dayım. Birine selam göndereceğim mi? Selam kelam. Çokça selam söyle neydi? Bu kadar kısadan iste. Çok teşekkür ederim dayıcığım. Sağ ol, var ol. Yüreğine sağlık. Buradan konuşmak isteyen var mı? Kameraman arkadaşım da görüyorsa. Siz mi efendim? Buyurun. Kamera karşıda. Merhaba, ben Deniz. Programınızı severek izliyorum. Kardeşim Nehir'e ve anneme selam gönderiyorum. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Efendim siz? Buyurun. Ayağa kalkalım lütfen. Öncelikle Tokat Zile Çakırcalı Dernek yönetimini tebrik ediyorum. Dernekçilik işi, gönül işi. Burada kadrolarını gördüm. Gerçekten genç kuşak,
genç insanlar, genç insanların gönüllü olması gerçekten derneklere büyük katkı sunuyor. Onlara gelecekte bayrağı teslim edecek kuvvetli bir başkan var. Gelecekte yönetimin kuvvetli. Eyvallah. Sırtın yere gelmez başkanım. Başarılar, Allah yardımcınız olsun. Eyvallah, sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. Buradan konuşan yoksa geçiyorum. Geçiyorum. Demin konuşmuyordum. Hadi o zaman. Ayağa da kalkalım ablacığım. Kimin konuştuğunu görsün kamera. Görmüyor yoksa. Yok, olmaz. Hadi. Ben de buradan dernek yönetimine teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum sevgili eşime, başkana. Buradan da Hacı Bekir. Dernek başkanı olması zor mu? Çok zor. Ben bulamıyorum ki. Haklısın. Vallahi bizim haklısın. Hafta sonumuz neyimiz yok. Maalesef. Vallahi mi? Yok. Yahu sen de öyle dersen olmaz. Başkana biraz cesaret ver. De ki çalış et de. O zaten çalışıyor. Ben cesaret veriyorum. Bir şey demiyorum. Surat yapmıyorum. Vallahi geliyor. Hiçbir şey demiyorum. Tamam başkanım iyisin o zaman. Yenge surat murat yapmadığına göre eve geldiğinde sorun yok. Çok teşekkür ederim yengeciğim. Sağ ol. Buradan Hacı Bektaş'ta oturan kız kardeşime, enişteme, anneme selam gönderiyorum. Selam kelam. Eyvallah. Kuşadası'na, Aydın'da kız kardeşim Fatma Baran'a herkese selam gönderiyorum. Selam. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Abla. Evet son iki kişi. Bir de Çöreğe Büyük'teki... kalksaydı keşke. Çöreğe Büyük'teki anneme, babama, tüm köylülerime selam söylüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Konuş abi. Mikrofon senin. Ayağa kalk istersen başkan. Evet. Ben de başkan yardımcısı Abidin Kurt. Burada köyümüzde oturanlara selam ediyorum. Bütün köyümüzde oturan muhtarımız dahil herkese selam ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Çok teşekkürler. Evet kısa kısa olsun hemen. Evet. İsmim Deniz Madal Turan Bey. Eyvallah. Teşekkür ederiz bizi konuk ettiğiniz için. Çok sağ olun. 3 aylık bir dernek gecesi çalışmalarımızın final bölümüne geldik. Ne güzel. Haftaya inşallah cumartesi günü beraber olacağız. Gecemiz var. İnşallah. Herkesi bekleriz. Ben de ekranları başında beni izleyen eşime, babama, kız kardeşime, teyzeme ve tüm sevdiklerime selam ediyorum. Selam i̇yi akşamlar, olsun. İyi seyirler. Çok teşekkürler, sağ olun. Son bak. Hadi ana sen de konuş hadi. Yeğenim Barış'a selam ederim oğluma. Almanya'da kızım var onlara selam ederim. Başkana da başarılar dilerim. Başarılar olsun. Buyurun. Siz de lütfen bir iki kelam edin. Sevgili Turan. Diğer programlarda hep geldiğimizde acele etmiştiniz. Ama geçen program demiş ki acele ettirmeyeceğim. Geçen programda öncelikle bu programda programa emeği geçen tüm dostlara, arkadaşlara teşekkür ediyorum. Özellikle dernek yönetim kuruluna bu kadar emek verip önümüzdeki ayın 7'sinde bir gece var. Geceden önce de bizleri burada televizyonların başında izleyen konuklarımızla, seyircilerimizle beraber bir araya getirdikleri için teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Eyvallah başkanım. Geçen haftaki rahmetli Kıvırcık Ali'yi anma töreninde Çöreğe Büyük'ten dayım var dedim. Onlara selam göndertirmedin. Onlara buradan hepsine ayrı ayrı selam ediyorum. Büyüklerin ellerini öpüyorum. Fırçayı yedin he mi? Yedim fazlasıyla. Sevgili dostum şimdi biz burada derneklerimiz çok emek veriyor. STK'lar küçümsenecek bir şey değil. Çünkü siyasette de olsa, birlikte de olsa her şeyin temeli STK'lar. Bunlar da çok basit ve çok rahat değil. Biraz önce başkanımızın eşi dedi ki ben bulamıyorum. Doğru. Doğru inanıyorum. Çünkü ben kısa bir dönem yaptım ama diğer STK'larda da çalıştım. Herkese verilen emeğe herkes saygı duymak zorunda. Eyvallah. Özellikle ayın 7'sinde Çakırçalıların tamamını geceye birlik, beraberlik içinde bekliyorum. Buradan herkese tekrar ta İzmir'den Antalya'dan ben inanıyorum Salman Kurt gelecektir. Salman Kurt geldiğine göre İstanbul'un dört bir tarafında olan dostları da canı gönülden destekle beraber bekliyorum. Fazla uzatmayın. Turancığım, Çerkezköy'de bulunan aileme, yurt dışında okuyan oğluma, askerdeki oğluma ve tüm dostlara, bizi tanıyan herkese bir de Avcılar Belediyesi'ne desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Selamlarımı sunuyorum, saygılar. Eyvallah. Eyvallah başkanım. Teşekkür ediyoruz. Türküyle geliyorum Anılcığım. Senden bir türkü alıyoruz ondan sonra geliyorum. Hadi bakalım. Öncelikle abi ben de birkaç cümle söyleyebilir miyim?
burada Ekin TV stüdyolarında bizi yalnız bırakmayan ve gelmek isteyip de gelemeyen tüm dostlara selamlarımı ve saygılarımı yolluyorum. Geçen günde ani bir ölümle kaybettiğimiz Seyfi Doğan Ay'ı da rahmetle anıyorum ve yine geçen ay rahmetli Kıvırcık Ali'yi de sevgi ve saygıyla anıyorum. Tüm dostlara ekran başında selam ve sevgi yolluyorum. İnsaf eyle bugün şu halimi sor. Kapalı kapımı bir tek yel çalar. İnsaf eyle bugün şu halimi sor. Kapalı kapımı bir tek el çalar. Tatlı dilim çiçeklerden uzak dur. Bahar gelmiş kokuların gül çalar. Tatlı dillim çiçeklerden uzak dur. Bahar gelmiş kokuların gül çalar. Her bakışın işte hançer şurama. Tuzlar kattın sinemdeki yarama. Seher vakti saçlarını tarama. Eser rüzgar zülfünden yel çalar. Eser rüzgar zülfünden yel çalar. Seher vakti saçlarını tarama. Eser rüzgar zülfünden yel çalar. Kurban olan bakma bana el gibi. Gözlerimden akan yaşlar sel gibi. Kurban olan bakma bana el gibi. Gözlerimden akan yaşlar sel gibi. Yanakların taze açmış gül gibi. Ar konar yanağından gül çalar. Yanakların taze açmış gül gibi. Arık onar yanağından gül çalar. Ekmeriyem yaram gönül yarası. Baktım gözlerine yüzüm karası. Demem o ki sana sözün kısası. Korkarım ki seni benden el çalar. Korkarım ki seni benden el çalar. Demem o ki sana sözün kısası. Korkarım ki seni benden el çalar. Demem o ki sana sözün şurası. Korkarım ki seni benden el çalar. Çok teşekkürler. Sağ ol kardeşim. Yüreğine sağlık. Abi. Evet başkanım, geceyle eksiğimiz var mı? Geceyi konuştuk. Geceyle eksiğimizi %98'ini, %99'unu tamamladık. Tamamlandı. Sadece konukların gelmesini bekliyoruz. Evet, bilet satışımızı durdurduk. Çünkü 700'ün üstünde bilet sattık ve bunun tek tek ulaştık. 600 tane net katılım bekliyoruz. 600'ün üstüne çıkacak ama biz 600 üstünün fazla yemek şeyi verdik. Sayısı verdik. Burada aslında demek istediğimiz geceden daha önemli şeyler var. Nedir bu? Bizim bir genç yönetimimiz var. Dedik ki biz, ya dedik biz bu lise, üniversite hazırlanan öğrencilere geometri ve matematik kursu verelim dedik. Evet. Özel hoca tutalım. Ve şöyle düşündük, diyoruz ki
4 tane soru dahi yapsa bizim verdiğimiz kursla, eyvallah, sıralamada bir 200-300 bin 200-300 binin üstüne gelir diye düşündük. Maalesef ne hikmet öğrenci bulamıyoruz. Getiremiyoruz. Kurs vereceğiz, öğrenci yok. Aynen öyle. Kurs vereceğiz, öğrenci yok. Her şeyimiz tamam. Gençlere mesaj atıyoruz. Tek tek arıyoruz. Yani böyle sanki nazlanıyor. Biraz da öyle diyeyim. Yani ihtiyacım duyarlı yok. Olsunlar. Aynen öyle. Nihayetinde, aynen öyle. Yani çünkü yani gerçekten burada eşime çok teşekkür ederim. Akşam işten saat 8.30 gibi geliyorum. Diyor bugün bir yere gideceğim mi? Yemek yiyeceğim mi? Aynen böyle. İşte Abidin Kurt kardeşimiz eşine, Remziye, Asuman'a, Dilek'e, Güngör'ün eşine, Yakup abinin eşine gerçekten çok teşekkür ederim. Yani bu işler göründüğü gibi değil. Evet. Televizyonda görüyoruz, evet, ya arkada kim ne oluyor? Kesinlikle öyle. Başkanım bir de Ahmet Başkanım'la da bugün bir toplantıdaydık yine. Tokat'ın tanıtımıyla alakalı Nisan ayında yapılması gereken Fesane Günleri iptal edildi. Çok üzücü. Bir sene öncesinden onayı alınmış idi. Bunun Zile Dernekler Federasyonu tarafından onayı alındı. Nisan ayında yapılacak olan Fesane Günleri geçtiğimiz hafta iptal edildi. Neler söyleyeceksin? Ya gerçekten bunu çok yadırgıyorum. Valinin dilekçesi okudum. Valinin iptal şeyini okudum. Gerekçesi, birlik, evet, beraberlik sağlanamadığı için. Sayın Vali sana soruyor. Sen ne iş yapıyorsun orada? Birliği beraberliği sağla. Sağlanmadıysa sağlayanlarla, evet, git. Aynen öyle. Gelmeyenleri çağır o zaman. Dedi ki gidin orada Fesane Günleri var. Yapın beraber de, değil mi? Tabii tabii. Niye gerekçen nedir? Niye katılmıyorsun diye. Çağır STK'ları, bu işi organize eden federasyonları, konfederasyonları. Sorun nedir de. Yani böyle bir fırsat geçmiş. Cumhuriyet tarihinde ilk kez Fesane Günleri oluyor Tokat için. Şu kaybedeceklerimize bak. Yani bir Tokat neler kaybedecek? Şimdi Tokat... Fesane Günleri olmayacak. Neler kaybediyor Tokat? Ben en yakın tanıdığımıza bakalım. Zileliyiz biz. Evet. Zile'nin pekmezini kaybediyor. Tanıtamayacağız. Tokat'ın basmasını, ne diyeyim, turizmini. Tokat yani, kebabını tanıtamayacağız. Tokat kebabını tabii. Hurşit Başkanım çok güzel kebap yapıyorum ben diyor. Reklam yapmayalım ama olsun. Hurşit Başkanınki reklama girmez zaten. Anlıyorsun değil mi? Gerçekten yani çok bir büyük bir kayıp Tokat için. Yani bunun bir valinin iptal etmesi de gerçekten çok büyük. Zaten 2015 yılında turizm yılı ilan edildi biliyorsun. Turizm yılı, tanıtım yılı ilan ediliyor ve Tokat'ımız sesini duyuramıyor. Ne acı. Bizim ülkemizde ne hikmetse işler böyle ilerliyor. Kötü. İstanbul'da dünya kültür başkenti ilan edilmişti. 6. aydan sonra afişler asıldı, etkinlikler yapılmaya başladı. İlk 6 ay boş gitti. Tokat'ta da turizm yılı ilan ediyorsun, Fesane iptal ediyorsun. Bu ne yaman çelişki. Bu ne yaman çelişki. Daha değişini söylüyor. Eyvallah. Şimdi evet, Avrasya Dernekler Federasyonu düzenlemiş olduğu Ferferne telefon var. Alalım telefonu o zaman. Alo. Alo. Ali Bektaş. Zile Dernekleri Federasyonu. Başkanım hoş geldin programımıza. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Öncelikle Turan Bey, size ve şahsınızda, Ayhan Başkanıma, oradaki misafirlere, Çakırçalı köylerine ve Hurşit Başkanım ve Ceyhun Başkanıma çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar olsun başkanım. Başkanım hemen sıcağı sıcağına seni de burada bulmuşken diye ki, bak bir sene öncesine onayı alınan İstanbul Tokat Fesane Günleri İptal edildi. Ya bir hafta öncesine kadar yapılıyordu. Zile Dernekleri Federasyonu, diğer federasyonla STK'lar çalışıyor. Bir haber geliyor, diyorlar ki Fesane Günlerini yapamazsınız. Birkaç cümleyle görüşlerini alabilir miyim başkanım? Şimdi Turan abi. Tabii öncelikle böyle bir karardan doğru bir 7 sene mi 8 sene bu STK'lara vermiş bir insan olarak üzüntülerimi bildirmek istiyorum. Ama şimdi Nasrettin Hoca'nın bir fıkrası var biliyor musunuz? Der ki adamın hayvanını çalmışlar. Ya başlıyorlar, kapıyı kilitleseydin, şunu yapsaydın, bunu. Ya demişler, hep beni suçluyorsun da kardeş, kurban olayım. Hiç mi hırsızın suçu yok? Şimdi öz eleştiri mekanizmasını işleteceksin. Ondan sonra buraya getiren sivil toplum örgütü yöneticileri kendilerini öz eleştirsin diyecek. Bu durum buraya nasıl geldi? Biz hatırlarsanız Tokat Vakfı Ok Meydanı'nda bir Cemal Kamacı'da etkinlik yapmıştı. Biz o zaman
Major Düğün Salonu'nda 160 dernek bir araya gelmiştik. Tokat Sivil Toplum Örgütleri Birliği kurmuştuk. Ve orada şu kararı çıkarmıştık. Dedik ki Tokat adına hiç kimse tek başına bir etkinlik yapamaz. Kendisine herkes orada ifade edecek. Bizim Tokat kozmopolit bir yapısı var. O kozmopolit yapının içinde her renk orada ifade edilmelidir dedik. Şimdi evet. Bu kozmopolit yapının içinden bir tane rengi bir yere kimse o fırsatı sana vermez kardeşim. Burada önderlik koşuyor, liderlik konuşuyor. O sivil toplum örgütlerinin İstanbul altyapısını hazırlayacaktın. Ondan sonra valiliğe şunu bunu ama başkanım öyle bir birliktelik sağlandı. Ondan sonra da başkanım, Ali Beytaş başkanım siz de bu işin içindesiniz. Bu birliktelik sağlandı. Yani Tokat valisi Taşkesen onay verdi ya, dedi ki bu fesaneyi yapabilirsiniz dedi siz. Yani bu fesaneyi İstanbul'da Tokat Fesane Günleri yapabilirsiniz dedi. Elimizde kapı gibi yazı var. Ne oldu da ne değişti de 8 ayda 7 ayda böyle bir şey oldu, fesane günleri iptal oldu. Yani yapmayın. Şimdi ya bak burada, Tokat'ın abi. Bırakın sivil toplum örgütlerini, STK'larını, Tokat halkına yapılan bir haksızlık var başkanım. Ben de tam orayı söylüyorum. Bak şimdi bak. Şimdi hiç başkanım kimse, şurada bak Tokat Fesane Günleri iptal olursa Tokat ne kaybedecek? Ne kaybediyor? Çok şey kaybedecek. Çok şey kaybedecek. Ne kaybedecek başkanım? Kaybetti de. Şimdi gıptayla baktığımız her ilin yaptığı bir yerde 500 bin kişi yaşayan bir Tokat İstanbul'da Allah'ını severseniz işleri rahat uyuyabiliyor mu? Uyuyamayacaklar. Ya, bak şimdi. Vicdanlar rahat mı? Başkanım. İyi. Şimdi burada STK'lar, sivil toplum örgütleri bir senedir çalışıyorlar. Tokat halkı, esnaflar, iş adamlar, yerler, standlar satıldı. Hazırlık yapıyorlar ve bir iki ay, üç ay kalmış fesane günlerine iptal diyor. Yani bu olmaz. Burada devletin, kamu kuruluşlarının Tokat halkını, sivil toplum örgütlerini hiçe sayması var. Başka bir şey değil. Ya da başkanım çok kısa bir şey daha söyleyeyim. Şu şahsın himayesinde yapılan piknikler gibi şu şahsın himayesinde fesane günleri yapılmak istiyor. Tamamen budur. Bak peki şimdi, başkanım. Son olarak Turan bir iki cümlenizi alabilir miyim? Turan Bey ben şunu söylemek istiyorum. Anlatamadım. Olayları buraya getirmemek gerekir. Ben onu söyleyeyim. Maymun oynuyor. Görmedik, bilmedik, duymadık. Herkes kimin yaptığını, buralara kimi getirdiğini biliyor. Ama kimse kral çıplak demiyor. Diyemiyor. Ama halk bilmiyor başkanım. Halk bilmiyor. Halka da sivil toplum örgütü lidersin kardeşim. Anlatacaksın. Cesur olacaksın. Cesur. Sonunu düşünen kahraman olamaz. Kahraman olmak istiyorsan. Eyvallah başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Önderlik yapmak istiyorsan kral çıplak diye bağıracaksın. Eyvallah başkanım. El pençe divan durmayla, önünü iliklemeyle bu işler olmuyor kardeşim. Bedel eyvallah ödeyeceksin abi. Bedel. Bedel ödemeden bu işler olmaz Turan abi, sen de biliyorsun. Eyvallah. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Şimdi Ayhan Başkanım orada. Başkanım ben, süremiz de daralıyor. Rica ediyorum bir iki cümle lütfen toparlayalım. Hemen. Evet. Ben Ayhan Başkanım orada izlerken benim ilk başladığım federasyon günlerim aklıma geldi. İlk sivil toplum örgütlerinde çalışmaya biraz daha kendi kendime gururlandım. Ve geçmişte ne kadar güzel arkadaşlarla çalışmışım. Ayhan Başkanım'a inan çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Bu böyle güzel çalışmalar yaptığı için. Ben Samsun'dayım. Allah izin ederse çok haftaya geleceğim. Birlikte olacağız. Eyvallah. Oradaki Ceyhun Başkanım ve Urşit Başkanım da arkadaşları yalnız bırakmamışlar. Bu vefa duygusu insanları gururlandırıyor. Eyvallah. Çok teşekkür Allah'a ediyorum çok başkanım. Teşekkür ediyorum. Katkılarınız için hayırlı çok geceler. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Herkese görüşmek üzere. Selamlar, saygılar. Sağ olun. Evet. Son 4 dakikamız var. Toparlıyoruz. Fesane günlerin iptal edilmesi Tokat halkına, Tokat sivil toplum örgütlerine, bana, benim çocuğuma yapılan büyük bir haksızlık. Çünkü Tokat'ın geleceğiyle oynanıyor, Tokat'ın tanıtımıyla oynanıyor. Burada A'sı B'si olmayan sivil toplum örgütleri nasıl bir araya geliyorsa, yani Ayhan Başkan'ın söylediği gibi devleti temsil edenler de diyecek ki bu federasyon, bu dernek niye yok, onu da çağırın diyecek. İptal etmekten öte bir araya getirmek zorunda. Burada biz Zile Dernekleri Federasyonu almış olduğu onayı destekliyoruz. Bir önceki valimiz böyle bir onay verdi. Sonraki gelen valinin de bunu iptal etmesini biz kabul edemiyoruz dostlar. Ben şahıs olarak, Turhan Çakır olarak ben bunu içime sindiremiyorum. İçime sindiremiyorum ve rahatsızım. Ben dünyaya tanıtmak istiyorum Tokat'ımı. Tokat yaprağını, Tokat çemenini, Tokat kebabını ben dünyaya tanıtmak istiyorum. Turizm yılı 2015 diyoruz.
ve maalesef Fesane iptal. Yapacak bir şey yok. Aslında çok şey var. Bu yayında söylenmiyor. Evet, veda turundayız başkanım. Son sözlerimizi alalım lütfen. Bugün bizim burada ulaşımımızda ulaşımı araç desteği sağlayan Avcılar Belediye Başkanımız Sayın Handan Toprağı da huzurumuzda ayrıca teşekkür ediyorum. Gerçekten çok sağ olsun. Bugün bizi ulaşımımızda yalnız bırakmadılar. Biz ayrıca Bakırköy Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Güzel Yalı'dan ta Esenyurt'a kadar olan üyelerimizi toplamak için bize bir araç tahsis ettiler. Sağ olsun. Eyvallah. Buradan Mahir Çelik Başkanıma sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Bizi bugün burada yalnız bırakmayan değerli köylülerimize, misafirlerimize çok teşekkür ediyorum ve dernek başkanı arkadaşlarıma da çok ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Turala, Toka'da, İzmir, Kuşadası, Antalya, gerçekten çok teşekkür ediyorum. Oradan Salman Kurt abime selam olsun, unutmayak. Salman abi unutulacak birisi değil. Gerçekten Salman değil. Salman abi beni de diyor ki bir hafta tatile gel diyor, ben gideceğim, sponsorum Salman abi. Çanakkale Asos'tan aşağısı Salman abime ait. O kadar. Ege'ye kadar. Sorun yok o zaman. Yukarısı bize. Sorun yok o zaman. Misafirin varsa konaklatmada, ağırlatmada samimiyetle söylüyorum. Salman abi bak canlı yayında söylüyor bunu, ha sonra sorun olmasın. Olmaz. Olmaz. Olmaz diyor. Peki olmaz, tamam. Olmaz. Çok teşekkürler Salman başkanım. Salman abi bana diyor ne kadar misafirin varsa gönderebilirsin diyor. Eyvallah. Limiti yok diyor. Eyvallah. Yüreğine sağlık başkanım. Haftaya gece de görüşeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Bahattin abi neler söyleyeceksin? Veda turundayız artık. Yakın mikrofona yakın Bahattin abicim. Ben başta Ekin Televizyon'a ve sizlere ekranları başında bizi izleyen ve buradaki tüm dostlara sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Eyvallah, yüreğine sağlık. Ayhan abi stüdyoya kadar gelenler var. 50 oynatalım mı en son? İyi olur. Bir 50 oynatalım. Tabii. Peki. Tabii. Mehmet Köz kardeşim sana da çok teşekkür ediyorum. Veda ediyoruz. Çok sağ ol. Yüreğine sağ sağlık. Çok sağ ol. Evet, haftaya Çakırçalı Derneğimizin gecesi var, oradayız. Yine Yeşil Alan Derneğimizin gecesi var, oradayız. 14 Şubat'ta Yalnızköy Derneğimizin gecesi var. Aydoğdu Derneğimizin gecesi var. Keşeçi'nin gecesi var. 21 Şubat'ta da Gölcük Derneğimizin gecesi var. Sırçalı Derneğimizin gecesi var. 28 Şubat'ta da Yaylakent Derneğimizin gecesi var. Biz orada olacağız değerli dostlar. En azından Şubat programını vermiş olayım sizlere. Ellikle veda ediyoruz. Evet, buyur başkanım. Yusuf Çengel başkanıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Eyvallah, selam olsun buradan. Ben vedamı ortada yapacağım. Bak 50 oynayacağız ha, yerinizde oturmak yok. Ortada 50 oynayacağız. Anıl kardeşimden de 50 oynayacağız hep beraber. Ben diyorum ki değerli dostlar, haftaya görüşünceye kadar sizler beni özleyeceksiniz, ben de sizi özleyeceğim. Görüşünceye kadar cebinizden para, yüreğinizden insan sevgisi, yüzünüzden de gülücük eksik olmasın. Hoşça kalın, hoşça kalın diyoruz ve ellik diyoruz. Tutuşu bülbülleri, ötüşü bülbülleri. Kınalı şeker gibi, kınalı şeker gibi. Yarın tatlı dilleri, yarın tatlı dilleri. Yabanın taşları da cik cik öter kuşları. Yabanın taşları da cik cik öter kuşları. Dolanıyor boynuma da şemsi kızın saçları. Dolanıyor boynuma da şemsi kızın saçları. Alaca da çorap nakışlı, yarim kalem bakışlı. Alaca da çorap nakışlı, yarim kalem bakışlı. Sever isen yer çek sev, olma iniş çıkışlı. Sever isen esas sev, olma iniş çıkışlı. Hopa şina şina nay şina nay yavrum, yavrum şina şina nay şina nay nay. Hopa şina şina nay şina nay yavrum, yavrum şina şina nay nay.
geçemiyor.